Evet, Sokulupınar'da kamptayız. Dün akşam gözüm çok kötüydü ya. Çok kötü ağladım. Sabah kalktığımda felaket şişti. Şimdi yavaştan geçti gibi ama sanki biraz batıyor gibi de hala. Umarım uzun süreli bir sıkıntı olmaz. Şu vizörü de unutuyorum yukarıda. Alışacağım kaskı yavaş yavaş. Çok sıcak. Dün gece burası 2200 rakımda. Celalbin'de yattı, biz diğerinde yattık. İkisi de alpinistin ürünü bu arada. Bu MSR'ı No 5'te de kullanmıştım. Çok güzel bir çadır. Şimdi hava çok sıcak olduğu için biraz gevşettik. Şişmesin diye matları indirdik. Eşyalar uçmasın diye çadırın içine koyduk. Zaten güvenli bölge. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bakalım, umarım kazasız belasız. Canım, ben yolda bindireyim seni. Bakalım. Modda da çakıl modunda traction kontrolü sıfırladım. Benzinimiz de var. Şu el freni çok güzel bir olay. Onu da kurtardım. Otomatik modu aldım. Hadi bakalım. Sadece yan çanta var ikimizde de. Sosisleri bıraktık. Gereksiz eşyaları bıraktık. Umarım güzel bir sürüş yapacağız. Oo, otostopçu. Ne tarafa? Güzel. İstediğin yere götürürüm. Önden ben gideyim ama yavaş gel. Evet, bakalım. Dediğim gibi motora daha yeni yeni alışıyorum aslında. Tabii ki iki kişi olmak, DCT arazide kullanmak çok kolay değil. Özellikle şurada mesela ortaya çıkacak olay. Canım, burada sen bir in öyle geçeyim. Biraz arkası fazla ağır oldu. Hiç artistik yapmaya gerek yok. Celal'e de bakayım bir. Burası çok keskin bir dönüş. O manevra yapmak gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Tamam, geçti. İyisin değil mi? İyisin. Tamam. Sabah yürüyüşe çıkmıştık. Burada yaşayan bir köylü ve Afgan bir çobanla muhabbet ettik. Bu yoldan böyle devam edin. Güzel bir vadiye çıkacaksınız dedi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım, uzandır arazide artçılık kullanmamıştım. Bir de bunu görelim. DCT çok pratik bir şey aslında ya. Arazide de öyle, millet diyordu. Arazide de çok kolay diye. Gerçekten öyle. Lastikler Anlas Capra R. Capra X olsa tabii ki buralarda daha rahat edecektim. Ama buraya gelinceye kadar da asfaltta Capra R'la bayağı eğlendim. Bu yollarda da, yani çakıllı yollarda da, stabilize yollarda da gayet güzel şey yapıyor. Sabah buradaydık işte, muhabbet etmiştik. Yolda koyunlar falan var, onların çekilmesini bekleyeceğiz herhalde. Kovalayayım mı? Yok, sıkıntı olmaz. Köpek saldırmasın yeter. Şu çobanla muhabbet ettiğimizi görsün, saldırmaz. Tamam, bir saatte yürüdüğümüzde 2 dakikada da çıktık. Nasılsın abi? Efendim? Böyle gider. Ha, böyle gideceğiz abi, evet. Ne kadar yol daha? Böyle. Tamam, eyvallah.
bir köpekçik saldırmadı. Rahatsız olmayın, geçerim. Hiç rahatsız olmayın, geçerim ben buradan. Panik yapmayın. Stres yok. Eskiden gözüm çok daha karaydı. Buraya çok zamanda F650 varken, ilk motorum varken 15-20 yıl önce gelmiştim. Hiç yanımda yedek, hiç lastiktir, şudur budur, hiçbir şey taşımadan sürüşünü çok iyi olan paldır küldür buralardan geziyordum. Yani insan gerçekten o yıllarda aslında daha çok eğleniyor. Daha az korkuyor. Şimdi biraz daha temkinli davranıyorsun. Şimdi motora bir şey olmasın diye mesela radyatör koruma bile taktırdım. Kayalık zeminde gidiyoruz. Arada Celal'e de bakıyorum tabii, kopmayalım. Çok da göz göte gitmiyoruz, anında durarsak kimse girmeyelim ya da toz duman yapmayalım diye. Sakin sakin kıta kıta gidiyoruz işte. Zemin ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bayağı taşlık, oynak. Bundan sonrası biraz daha hatta öyle. Güzel yol, güzel. Bayağı sert bir yol. Afrika tipinde evre. Uyum sağlayan bir yol. Bayağı da yükseldik. Bırakın herhalde 2500'leri geçmiştir şimdi. Burada bir dursam hakikaten zor kalkması, hiç durmamam lazım. Karşıdan da araba gelmesi çok zor olacak ama gelmemesi lazım. Burada sen bir in canım. Ne kadar daha yol var? Efendim? Tarafa gideceğiz daha. Tamam, Celal'i de bekleyelim bir. Burası biraz fazla çarşak. Kaskını çıkar. Kaskını çıkar, çıkar.
var. Arçılı kullanacak yollar değil. Arçıyı indirdim. O biraz yürüsün. Gerek yok yani. Manzara süper. Gerçekten süper manzara. Karlara ulaştık. Dediğim gibi tabii ki sürpriz bir artçı. Biraz etkiliyor sürüşü. Tabii dişi lastikler de gerekiyor ama gene de biraz temkine gelince çıkılabiliyor. Sıkıntı yok. İniş daha sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Bakalım. Celal sen önden git. Geliyorum ben arkadan. Biraz mesafeli gidiyoruz zaten. Artçı da yürümek istedim fotoğraf çekmek için. Hem daha güvenlik anlamında daha mantıklı zaten. Riske etmedik. Çıkarken ben çıkarttım. Şöyle bir moduna bakayım. Arazi modunda traction tamam. Traktör vitesi. Sakin bir şekilde ineceğim. Hadi bakalım. Böyle kontrollü kontrollü. İşte Celal orada tam şu anda bulunduğu yerde kalmıştı. Şu kamerayı da sileyim. Eyvah devirdi. Tahmin ettiğimiz yerde de devirdi zaten. Şu düz bir yerde durayım. Evet, orası en sıkıntılı. Çıkarken de şey yapmıştı. Şurada bırakayım. Sıkıntı ağır motorlar. Normal. İyi ki uçundan aşağı uçmadı. Dur bekle bekle Celal. Dur bakalım ne olacak yani, evet. Tek sıkıntı nokta orasıydı, en sıkıntılı nokta. Orada devrildi. Ki Celal de iyi kullanır aslında ama orada biraz da panik yaptı, sıkıntı yaptı. Çünkü çıkarken de takılmıştı orada. Çıkarken ki yerde normal. Var mı bir şey şu anda gözüken bir şey? Yok, yok. Tamam, ön teker yığıldı. Güzel, bana da kalaçmışsın, ben de dalayım diye. Burayı işte buradan çıkmaya çalışırken oldu. Evet evet, o kazdığın yerde kendi kuyuna düştün derler ya. Ha. Çıkarken kazdığın yere. Allah'tan aşağıya doğru gitmedin, soldan girmişsin neyse ki. Dikleştirelim. Gelmişken ona kadar geldim. Peki tamam. İkimiz de oradan mı? İkimiz de buradan yapalım bence, böyle daha rahat yaparız. Dur bir. Tamam. Tamamdır, gayet rahat oldu. Ayak doğru yerde durdu. Tamam abi. Ben tutuyorum. Biraz bekleyeyim abi, bu sıkıntı yer geçsin, ondan sonra şey yapayım. İstersen elde indirelim. Tabi videoda hiç belli olmuyor ama çok kaygan zemin. Motoru kapatıp indiriyor. Mantıklı olan o zaten, evet. Ben de uçurumdan çektim ki beni de atmasın bari. GS'i alçak motor zaten. Tamam, bıraktım abi. Tamam tamam. Ben de yukarı çıkayım şimdi. Burası sıkıntı. Ben de nereden geçeceğimi bakayım şöyle bir. Sağdan geçsem daha mantıklı gibi. Göreceğiz. Şu yardığı yeri düzelteyim biraz. Güzel yarmış. Şimdi kaldırayım. Celal köşeye döndü. Umarım bir daha düşmez. Ben de tabii düşmem umarım. Hadi bakalım.
Arazi modundayız. Stunt'a gidiyoruz. Gerçekten sıkıntıymış burası. Ben de böyle kontrole gideceğim. Tamam abi. Tamam, devam. Celal biraz git. Celal biraz gitsin de öyle bekliyor. Kayıyor. O acaba modu mu yanlış kullanıyor? Traction kontrolü mü kullanıyor? Bilemedim. Neden öyle oluyor? Hızlı geçmek lazım. Yavaş geçince daha kötü olur. Şimdi burada biraz daha sert geçeceğim. Seri geçeceğim. Hatta ayakta kullanayım. Daha şey olur. Daha kontrollü olur. Ayakta kullanırsam evet. Evet, ayakta gidince çok daha rahat. Amortisörleri bastırabiliyorsun çünkü. Tabii Celal orada biraz yavaş gidiyor. Tekrar bekleyeceğim. Evet diyorum, boyla alakası yok. Zaten ayağa kalkınca ayağının yere değme şansı yok. Yani o da ayağa kalktı, şimdi daha rahat etti bak. Ayağa kalkınca git onu da, çünkü amortisörle bütün yükü verebiliyorsun ve çok rahat iniyorsun. Celal asfaltta çok iyi kullanır, benden iyi kullanır. Arazide de iyidir ama o da lastikleri daha yeni alıştı. Kayalık zemin tecrübesi başka bir şey. O yüzden hiç küçümsemek lazım. Şimdi bu videoyu görünce aman Erkin yavaş kullanıyor. Celal düştü öyle şeyler yok. Bu çok normal bir şey. Ben zaten seviyorum enduro kullanmayı, ayakta kullanmayı. Bu zeminlere de alışıyorum. Doğu Karadeniz'de de zaten çok böyle sert bir rota yaptım birkaç yıldır. Kışın bile yaptım. Kuru zeminlerde çok daha iyi zaten her şey. Lay 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 lay. Toroslardayım. Vallahi çok keyfim yerinde ya. Çok güzel. Çok güzel bir yerde kamp yaptık. Çok güzel rotalarda sürüyoruz. 2-3 ay İstanbul'da tıkıldıktan sonra mis gibi geldim. Bir de her şeyde bir hayır var ya. Dünya turu olmadı ama buraları daha detaylı geziyorum. Torosları parça parça gezmiştim. Hiç böyle bir ay ayırayım falan öyle bir şansım yoktu. Hem Celal'le de, üçüncüyle de, ismini söyleyemedim, üçüncüyle de gayet keyifli bir yolculuk oluyor. Çok mutluyum valla. Dün mesela bayağı bir gözüm kötü oldu. Ona rağmen bayağı da acıyordu. Hala geçmiş değil. Bir şişiyor, bir iniyor. İltihap da kaptı. Ona rağmen hiç problem etmiyorum, dert etmiyorum. Çok keyfim yerinde valla. İyi ki gelmişim derler ya. İyi ki gelmişim hakikaten. Aslında o kadar tırsmasaydık. Evet evet. Devrilmeden geçebilir. Evet. Değil şey. Yani yol nereye atacak belli değil, uçurum var. Aynen aynen abi. İnsan tedirgin olunca zaten. Tamam, tedirgin olunca zaten şey yapıyor. Celal ne güzel düşüyorsun önümde hep sen benim ya. Ha, yapacak bir şey yok. İlk hendeye biz kazıyoruz. Aynen. Aramızdan geliyorsun sen. Motor dediğim dişe kalka öğrenin. Tabii ama canım. Evet. Şimdi buradan. Buradan şurada karşıki dağlara çıkıyoruz değil mi herkes? Oraya bok çıkarız. Kısım yapıyorsan diyelim ya. Tabii tabii. Ya ben şimdi tekerde çıkacağım orayı. Fazla yaklaşma, taş atabilirim sana. Şuraya bakalım bir ne varmış. Şuraya batabilirsin, sulak, girme oraya. Burası nedir? Burası da işte şey, çelik buydurana giderkenki son kamp yeri. Ne yeri? Kamp yeri, çelik buydurana giderken. Burası daha güzel kamp alanıymış.
Su var mı? Yani gölgelik yeri varmış. Ne varmış? Gölgesi var. Evet. Buraya mı taşısak kampı? Bilmem. Bakalım, aşağı inelim de bakarız. Tamam. Olabilir gibi sanki geliyor bana. Çok yeşil ama ya. Burada şey vardı. Kene. Kene her yerde vardır ya. Bizim orada gene daha az vardır. Orası daha taş toprak. Sadece burada masa var ve gölge ya. Abi yemeğe buraya geliriz, uyumaya oraya ineriz. Tamam, öyle yapalım. Aşağı doğru iniyorum o zaman. Evet, bu dönüşler artçılı biraz zor. Ağırlık merkezi çok arkada. Orada tırstığından daha da arkadan tutunuyor. Veriyor ağırlığını arkaya. Veriyor çünkü arkaya dönemeyelim. Yine Afgan çadırına geldik. Oo, ne kadar çok hayvanı varmış. Celil de bekleyin. Keşke yol verseniz de geçsek. Teşekkür ediyorum. Şurada bir fotoğraf çektirebilir miyim? Burası mıydı o kaya? Bir tane kaya vardı. Yok, o kayaymış. Yanlış kayaydı. Kaçırdım. Tamam. Yok yok, olsun, düşmeyelim, sıkıntı yok canım. İyisin değil mi? Aha. Tamam. Kamp alanımıza geri dönüyoruz. Kamp alanı çok güzel ama hiç ağaç yok, çok sıcak yok. Bence durmayalım, gidip alışveriş yapalım. Bir söylesene Celal'e. Bir de gezilecek başka bir yer varsa girebiliriz de. Yani o işte diğer vadi var ama vakit yeter mi bilmiyorum. Nereden gidiliyor oraya? Ta o Aladağlar Bungalova ineceğiz. Yani ana yola ineceğiz, oradan düz gideceğiz, tekrar dağa gireceğiz. Kaç kilometredir mesela? Bilemiyorum. Yani üstünün arkası yani. Tamam, bir aşağı inelim, aşağıda karar verelim o zaman.